Merhaba arkadaşlar. Bugün size domateslere göztaş atmayı göstereceğim. Göztaşı bu arkadaşlar. Şurada bu doğal bir ürün. Bakır kaynaklı bir ürün. Bunu kullandığınız vakit mantar ilacı kullanmanıza gerek yok. Hem bu zehirli değil. Hem bitkinin mantar yapmasını, basura yapmasını önler. Hem de kuşlara, böceklere, arılara zehirli değil. Çok çabuk kayboluyor zehri. Bir de çok ucuz. Kilosu 20 lira, 25 lira bir şey. Şimdi bunu nasıl kullanacağız? Böyle 2 litrelik spreylerim var benim. Buna bir çay kaşığı kadar şöyle göztaşını atıyoruz. Şöyle kapatıyoruz. Güzelce çalkalıyoruz. Fazla değil arkadaşlar. Fazla olduğu vakit bitkiyi yakarsınız. Evet. Şimdi bunu nasıl atacağımızı gösterelim. Göztaşını akşam serinde atmamız en iyisi arkadaşlar. Ve rüzgarsız bir havada atalım. Yalnız göztaşı atmadan evvel ben size domatesleri kök doldurmasını göstereyim. Bakın arkadaşlar, şimdi bunu daha evvelden derin yapmıştık. Şöyle bir raza bir ayar yapayım ben size. Daha belki videomda bunu derin bir yere ekmemiz gerektiğini, daha iyi olduğunu anlatmıştım. Şimdi akşamdan ısladım ben. Bu işi yapmak için bir gece evvelden ıslarsanız etrafındaki topraklar yumuşar ve işiniz çok kolaylaşır. Önce bitkinin kökünü zedelemeden, hiç kıpırdatmadan yabani otlarımı temizliyorum. Ve etraftaki kumsal gibi olan topraktan fidemin boğazını dolduruyorum. Şöyle şu şekilde. Şimdi akşam ısladığım için altındaki toprak ıslak. Bu doldurma işlemi hem bunun kök yapmasını sağlayacak hem de alttaki ıslak toprağı koruyacak. Nemli kalmasını sağlayacak. Şimdi yağmur geliyor. Eğer yağmur yağmasaydı bir iki gün sonra bunu ıslamak zorunda kalacaktım. Şimdi yağmur geliyor. Çok iyi olacak. Şu şekilde arkadaşlar. Bakın daha çukurum dolmadı. Bu bitki büyüdükçe, kök yaptıkça biz buna gene böyle toprak ilave edeceğiz. Domatesin kök yapması çok iyi bir şey arkadaşlar. Çok daha iyi besleniyor. Bu arada toprak yaşken ben sırıklarını da diktim. Sırık domates. Siz de öyle yapın arkadaşlar. Bir yağmurdan ya da sulamadan sonra bu sırıkları dikin ki kolay toprağa girsin. Şimdi örnek olarak bir tanesine göztaş atıyorum. Pompamızın havasını bastık. Ayarını sislemeye getiriyoruz. Bakın şimdi sisleme biçiminde bütün domatesin gövdesini ve yapraklarını yıkıyoruz. Bu kadar. Bu işlemi 10 günde bir yaparsak arkadaşlar kesinlikle bu domates basuraya uğramaz ya da yağmurdan sonra gün yapabilirsiniz. Ama güneş altında yapmanızı tavsiye etmiyorum. Güneş altında ve rüzgarlı havada bu yapılmaz. Bu sizi mantar ilacı almaktan kurtaracak. Hem de bunun bir özelliği daha var. Bitkiyi serin tutuyor. Yani çok sıcak günlerde domatesi serin tutuyor. Bu işlemimiz bu kadar. Domateslerin büyüdüğü vakit ileriki aşamalarda gene çekim yapacağım. Arkadaşlar bir de bu sadece domates için değil. Domates,
patlıcan, kabak, karpuz, kavun ve salatalık içi de çok iyi geliyor. Bakın şimdi kabak ekmiştim ben buraya. Kabaklarım da fideleniyor böyle. Bunlar yerli sakız kabağı. Arkadaşlar bu kabaktan da şekerli bir tatlı yapıyorum ben. İnşallah bu iri bir kabak oluyor. İnşallah büyüdüğü vakit sağ kalırsak, yaşarsak bunu yapmayı da size öğreteceğim. Bunları da şöyle bir sisleyelim. Hem bazı böcekleri, sinekleri kaçırtıyor. Hem o sülük salyangozla bakır maleket, yani göztaşı olduğu vakit fazla da yemiyor bitkiyi. Yani bu çok ucuz, çok faydalı bir şey. Bir de bunları ağaçlardaki mantarlara karşı, gövdedeki mantara karşı da kullanabilirsiniz arkadaşlar. Çok güzel sonuç veriyor. Hem de bitkinin de bakır ihtiyacını karşılıyor. Bugünlük bu kadar. Hepinize hayırlı iftarlar arkadaşlar.